Beyaz TV ekranlarından, Biz Bize programından herkese günaydınlar. Efendim, bugünkü konuğum bir diyetisyen. Geçen programlarımızda konuk etmiştik ve çok istek aldık. Hoş geldiniz diyetisyen Feride Yıldız. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Şimdi sizin özellikle tanıma şekliniz yasaksız diyet. Herkes, evet. Beni de çok ilgimi çekti. Çok insanlara yasak denildiği zaman sanki yemediğiniz bir besin bile olsa diyor ki canım mı istedi acaba, yesem evet, mi? Aynen. Peki bu nedir? Yasaksız diyet nedir ve nasıl uygulanır? Hocam zaten diyet kelimesi insanlara böyle bir irite geliyor. Evet. Diyete gireceğim. Bunu hep duyuyorum danışanlarımdan. Hocam diyete girdiğim zaman daha çok yemek istiyorum diyor mesela. Çünkü yasaklanmak yani her yasak öyle değil midir? Yani bir şeyler yasak olduğunda, örneğin pandemide evden çıkamadık. Normalde de çıkmıyorduk ama çıkasımız geldi mesela. Herkes bir çıkası geldi. Evet. Yani hani hafta sonları mesela kapandık böyle, herkes bir şey oldu. Hafta içleri, pazartesi günleri aşırı bir trafik oldu. Çünkü yasak olayı hiçbir şekilde iyi gelmiyor bizim psikolojimize. Dolayısıyla diyette uzun bir süreç oluyor birçok insan için. Evet. Düşünsenize, yani 100 kilo birisi diyete başlıyor ve hedefi 60 kilogram olabilmek, 40 kiloluk bir yolu var. Bu uzun bir yol. En az 6 ay ila 1 yıl arasında devam edecek bir süreç. Ve bu süreci kişiyi karşınıza aldığınızda, yasakları sıraladığınızda ya da önüne bir yasaklar listesi koyduğunuzda ilk etapta zaten bir korku. Yani eyvah, ben tatlı yiyemeyeceğim. Eyvah, ben ekmeği kısıtlı yiyeceğim. Eyvahlar olsun, artık kebapçıya gidemeyeceğim. Künefeciye gidemeyeceğim. Duygusu. Zaten düşünsenize, yani bu insan yememeyi başarıyor olsaydı zaten 100 kilograma kadar ulaşmamış olurdu. Bir de bizim toplumumuzda, yani bütün toplumlarda öyledir mutlaka, ama yemek kültürümüz bence çok güzel. Evet. Yani hani çok cezbedici, çok güzel tatlılarımız, her biri çok güzel, dolmalarımız, sarmalarımız. Yurt dışına giden herkes geldiği anda, mesela yurt dışında bir haftadan fazla kaldığınız zaman ya hiç yemediğiniz bir şey, ben mesela pilav falan yemem. Yani sadece almayayım diye, kilo almamak adına, ama ya özlüyorsunuz, diyorsunuz ki ben Türkiye'ye gider gitmez kuru fasulye yiyeceğim, pilav yiyeceğim. Hani bizim o özel yemeklerimiz mutlaka hakikaten çok güzel yemeklerimiz var. Farklı kültürlerde, özellikle doğu yemekleri farklı, yani gel de şimdi Adana yemeklerini yeme. aynen öyle hocam. Dolayısıyla da şöyle bir örnek vereceğim. Bana 132 kiloyla bir danışanım gelmişti. Benden önce başka bir diyetisyene gitmiş. Diyetisyen listeyi varmış eline. Dedim ki diyor, ben bunları yemekten önce mi sonra mı yiyeceğim? Çünkü o kadar azdı ki diyor, yani hani benim hayatım boyunca bu, zaten dedim ki diyor, hani kızım ben bu kadar az yiyebilseydim bu kiloya zaten ulaşmazdım. Değil mi? Ya ben bunu yapabilseydim zaten burada olmazdım. Ben demiş bunu yapamam kesinlikle. Sonrasında da bir şekilde benimle irtibata geçti ve bize geldi. Dolayısıyla 132 kilo bir kadın. Bu sadece kilolulardan bahsediyor hoca. Yasaksız diye sadece çok yüksek kilolular için mi geçerli diye düşünmesinler. Çünkü bizim 56 kilo olan danışanlarımız da var. Herkes için geçerli. Herkes için geçerli. Yani diyet kelimesinden biz toplum olarak hoşlanmıyoruz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Diyetisyenler de bu yüzden biraz böyle şey gelmiyor bize. Diyetisyene gitmek denildiği zaman böyle bir çekiniyoruz falan. Dolayısıyla çünkü gittiğiniz zaman yani diyetisyene gitmiş olmak, iradesine sahip olamamak gibi. Bir mağazaya gittiğinizde bizim büyük bedenimiz yok denildiğinde ki o kişinin mahcubiyeti. Veya diyetisyene gittiğinizdeki yani sanki hani sizi iradesizmiş gibi görmüş olması. Aslında ben hep söylediğim şey, bir diyetisyenin enerjisi çok iyiyse, ya sizi anladığını hissettirirse, o kişiyle çok uzun yolu alabilirsiniz. Sizin söylediğiniz gibi 6 ay, 1 yıllık bir yolu kat edebilirsiniz. Aynen. Aksi halde ne oluyor? İnsanlar gidiyor, bir hafta tamam yaptım ve veremedim. 100 gram, 200 gram hadi verdim. İkinci hafta aldım. Üçüncü hafta enerji olmayınca, sizi motive etmeyince, halbuki sizi anladığını hissettirdiği doktorda da,
diyetisyende de herkesin devam edilebilirliği olabiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam biz bir dahiliye uzmanı gibi değiliz. Ya da siz de diş hekimisiniz mesela. Belki ben size senede iki kez gelirim. Evet. Ama bizim sürecimiz her hafta devam eden bir seans sürecimiz var. Dolayısıyla da bizim o seanstan danışanı motive olarak çıkarmamız lazım. Yani konuşursun mesela yemekleriyle motive edemezseniz eğer danışanınızı. Yani düşünsenize kebap seven, lahmacun seven, tatlı seven birisine siz bir kibrit kutusu peynirli, haşlanmış sebzeli bir liste yapıyorsunuz. İstediğiniz kadar konuşun karşısında. 3 saat konuşun. 3 saat gazlayın onu. Evet. O gaz o kapıdan çıkana kadar devam eder. Evet. Sizi bunu temin edebilirim. O gaz kapıdan çıkana kadar devam eder. Kapıdan çıktığı andan itibaren yavaş yavaş düşmeye başlar motivasyon. Çünkü eve gittiğinde evde çocuklara yemek yapması lazım. Evet. Eşine dolma yapacak. Akşama dolma istemiştir eşi. Hafta sonu çocuklar pikniğe gitmek istediler. Piknik hazırlıkları yapılacak, dolmalar yapılacak, yine sarmalar yapılacak, börekler yapılacak. Ama o kadıncağızın listesinde sadece sebze haşlaması var. Nasıl yiyecek? Sadece brokoli. Sadece brokoli. Yani hani ben de işte mangalın üstüne brokoli koyayım, onu yiyeyim falan mı diyecek? Yani bakıldığı zaman. Ya da işte misafirleri geliyor mesela. Günler yapıyorlar hanımlar. Gün sofraları oluyor. O gün sofralarına gittiğinde o hafta arkadaşlarıyla buluştu mesela. Ne yapsın? Haşlayıp götürdüğü brokolisini mi yesin? Onlar tabaklarındaki dolmaları, tatlıları yerken. Dolayısıyla da motivasyon hocam sadece konuşmakla olmuyor. Yani diyetisyenler zannediyorlar ki çok konuşursak eğer, çok bilmem ikna, çok gaz verirsek. Hayır. Evet tabii ki konuşacağız. Konuşarak tabii ki motive edeceğiz ama yasak kelimesini kullanmadığınızda, danışanınızı dinlediğinizde, örneğin sizin danışanım olduğunu düşünün. Evet. Geldiniz dediniz ki Feride Hanım ben bu hafta çocuklara mantı yapacağım. Kızım için mantı yapmak istiyorum. Yiyebilir miyim? Tabii ki hemen bir gününüze mantı ekliyoruz. Hafta sonu arkadaşlarımla kahvaltıya gideceğim. Böyle serbest bir kahvaltı. Tabii ki pazar günü serbest bir kahvaltımız olsun. Canım çok tatlı istedi. Demesine bile gerek duymadan aslında yazıyorum ben. Çünkü tatlı, tatlı faydalı bir şey değil. Şeker zararlı bunu biliyoruz. Evet. Ama vazgeçemiyoruz hocam. Toplum olarak vazgeçemiyoruz. Ben diyetisyen olarak vazgeçemedim. Çok hoş. Dolayısıyla da kimseden de vazgeçmesini beklemiyorum. Evet. Şimdi zayıflamak istediğimizde bizim normal bildiğimiz ezberimizi bozdunuz aslında siz. Evet. Yani bir kalori hesabı vücuda giden kalori ile çıkan kalori arasındaki farka göre zayıflayabiliriz diye biliyorduk. Ama siz bunu daha farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Bunu açıklayalım. Açıklayalım hocam. Hocam sizin elmadan aldığınız kaloriyle benim aldığım kalori aynı değil. Niye? Aynı elmaları yesek bile. Evet. Neden? Çünkü sizin yaktığınız enerjiyle benim yaktığım enerji farklı. Evet. Aynı boyda, aynı kiloda, aynı yaşta olan kadınlar için bile mesela arkadaşlarınızdan görürsünüz belki. Sizinle aynı kilodadır. Evet. Ondan sonra sizinle aynı boydadır. Belki sizden daha fazla yer. Ama siz dikkat ettiğiniz halde böyle işte kilo vermeye uğraşırsınız. Mesela o yer. Değil mi? Yani, aynı genetikte yani, olan kardeşler arasında bile, bile bu oluyor. Farklı, tabii yani ki. Kardeşler arasında bile baktığında hani ben o kadar özen gösterip dikkat ettiğimde o 3-4 dilim mesela böreği yiyebiliyor. Ama ondan sonra da öfkeleniyorsunuz. Ben yemiyorum. Ben yemiyorum. Sonuçta genetiğimiz de aynı. Her şeyimiz aynı. Neden bu böyle oluyor diye. Çünkü bazıları yakıyorlar. Evet. Yani kalori hesabı yıllar yıllar önce kalorimetrelere besinlerin konulup yakılmasıyla bulunan bir şey. Ve bugün bilim insanları özellikle yurt dışındaki bu beslenme ve diyetle uğraşan hocalarımız diyorlar ki kalori hesabında biz yanlış yaptık. Kalori hesabı herkes için aynı şeyi göstermiyor. Evet belki 1 gram karbonhidrat 4 kalori olabilir. Yani hani evet yakıldığında sürekli bu oranı verebilir. Ama ben karbonhidrat tükettiğimde benim vücudumun vereceği tepkiyle sizin vücudunuzun vereceği tepki aynı değil. Farklı. Farklı. Yakma oranımız farklı. Bu metabolik hız olarak da düşünmeyelim bunu. Bağırsak yapısı çok önemli. Evet. Sindirim sistemi çok önemli. Bu noktada enzimlerimiz, hormonal yapımız çok önemli. Genetiğimizden getirdiğimiz faktörler önemli ama iç sağlığımızı düzenlemek de çok önemli. Hareket
mekanizmamızın iyi olması önemli. Dolayısıyla kısacası hocam, aynı boyda, aynı yaşta, aynı kiloda insanlar aynı kalorilerle zayıflayamazlar. Hatta diyetisyenler bu noktada kara kara düşünür. Nasıl ya? İkinize de 1600, sen yiyor musun yoksa? Yani sana da 1600 verdim, evet. Sana da 1600. Sen hatta nasıl kaçırıyorsun galiba yoksa, bir şeyden, bir yerden galiba, ya saatini falan. Kaçırıyorsun. Halbuki, ya yiyeceği hayır, kaçırmıyor. Evet. O ondan daha bile dikkatli yapıyor ama onun vücudu yakmıyor. Dolayısıyla da bazı besinler bazı insanlara iyi gelmiyor hocam. Ben herhangi bir test yaptırmıyorum, evet. Fakat şunu keşfedebiliyoruz. Bazıları sebzeyle zayıflıyor. Evet. Siz ona et dayatmayın artık. Yani zaten hoşuna da gitmiyor et tüketmek. Peki zaten bunu deneme yanılmaya göre mi yapacağız? Deneme yanılmaya göre değil hocam. Öncelikle dinliyorum ben danışanı. Sizin hikayeniz benim için çok önemli. Evet. Yani sizin beslenme şekliniz çok önemli. Mesela çocukluğundan bu yana sarımsağı reddeden insan, evet. Diyorum ki mutlaka bir nedeni vardır. O ona iyi gelmiyor. Ya da et mesela, evet. Yemek istemiyor. Vejetaryen danışanlarımız var. Geliyor, diyor ki ben vejetaryenim. Peki diyorum, sonradan mı oldunuz? Hayır, bebekken bile annem bana et verememiş. Yiyememişim. Artık siz o insana eti dayatmayın. Ya da yumurta sevmeyen, yumurta yiyemeyen insanlar var. Bunları dayatmayın. Çünkü vücut onu kabul etmiyor. Buradan zaten bir beslenme öyküsünün hikayesini çıkarttığınızda ya da nerelisiniz dediğinizde onun beslenme hikayesini az çok kafanızda canlandırabiliyorsunuz. Evet. İşte atıyorum, vejetaryen bir insanın et yemediğini, kebap sevmediğini, yiyemeyeceğini biliyorsunuz. Neler, aşağı yukarı neler yediğini tahmin edebiliyorsunuz. Evet. Ve bu şekilde bir beslenme sistemi oluşturuyorsunuz. Ya da Doğu kökenli, işte Antep evet. kökenli bir danışanın geldiğinde onun et sevdiğini, kebap sevdiğini, tatlı sevdiğini biliyorsunuz. Ona göre şekillendiriyorsunuz diyet listesini. Dolayısıyla aslında kişiler kendi irade dışı seçimleriyle vücutlarının neyi yakıp neyi yakmadığını biliyorlar aslında bakarsanız. Yani hani bu seçimler bizim için çok önemli. Şey gibi düşünün hocam, eskiden annemler anlatırlar. Evet. Ben bilmiyorum ama hamile kadınlar köyde toprak yerlermiş. Evet, doğru. Neden? Demir eksikliğinden ötürü. Değil mi? Evet, böyle şeyleri özellikle o yapma evlerin topraklarını aynen beyaz öyle. Beyaz alıp neden? Yerlermiş. Neden? Demir eksikliğinden evet. ötürü vücut ne yapıyor, onu toprak yemeye itiyor. Evet. Dolayısıyla da bir şey canınız istiyorsa, mesela atıyorum canınız çok fazla makarna istiyor ve bunun önüne geçemiyorsunuz diyelim ki. Onu yemeniz lazım. Ben böyle düşünüyorum. Neden? Çünkü o anda vücudunuzun inanılmaz bir karbonhidrat ihtiyacı var. Ve onun karşılanması gerekiyor. Enerji ihtiyacı var. Moralimiz bozukken ne yapıyoruz? Tatlıya, çikolataya. Evet. Çünkü stresle ancak serotonin salgısıyla baş edebiliyoruz. Dolayısıyla da kısacası toparlayacak olursak, danışanın öyküsünü dinledikten sonra nasıl beslendiğini gördükten sonra beslenme listesini oluşturabiliyoruz. Ve burada glisemik indekse dikkat ediyoruz. Yani glisemik indeksi, kan şekerini yükseltme değeri çok yüksek olmasın, nasıl olsun, tatlıyı nasıl veriyorsun peki? Evet. Tatlıyı sütle beraber, ayranla beraber, yoğurtla beraber verdiğimizde glisemik indeksi düşürmüş oluyoruz. Ya da işte lahmacun veriyoruz. Mesela lahmacunu bol salatayla beraber, yanında ayranıyla beraber verdiğimizde glisemik indeksi düşürmüş oluyoruz. Kişinin kendi beslenmesi üzerinden glisemik indeksi düşürerek, kesinlikle kalori hesabı yapmadan bir sistem oluşturuyoruz. Günlük bazda ve haftalık bazda düşük glisemik indeksli bir diyet hazırlıyoruz. Burada önemli olan, şimdi izleyicilerimizin anlayacağı şekilde söyleyelim. Glisemik indekste şekerin bir anda yükselip kişinin daha çok yeme isteğini azaltmak için uyguluyoruz bunu. Aynen öyle. Bir baklava yediğimizde onun yanında bir ayran öneriyorsunuz ya da yoğurtlu bir ürün öneriyorsunuz, değil mi? Aynen. Veya diyelim ki simit yedik. Simiti neyle yiyeceğiz? Sütle veriyorum hocam, ya da ayranla veriyorum. Sütle de çok lezzetli olmuyor. Ayranla veriyorum. Evet. Peynir mutlaka koyuyorum simitin yanına. Yani sadece simit ve çay değil de simit artı süt artı peynir artı yumurta artı şeklinde. Yani hani orada protein oranını da yükselterek orada glisemik indeksi düşürmüş oluyoruz. Mesela danışan diyor ki ben eskiden de simit yiyordum. Ama kilo alıyordum. Şimdi simit yiyorum, kilo veriyorum. Nasıl yani? Çünkü eskiden simitle çay yiyordum. Simit karbonhidrat, çaya şeker de atıyorsun. Karbonhidrat, karbonhidrat, karbonhidrat. Ama biz ne yaptık orada? Çay da içebilirler mi? İçebilirler tabii ki. Süt tükettikten sonra üstüne çayını da içer. Süt verdik, protein, peynir verdik, protein,
Hindi füme verdik, protein. Yeri geldi işte protein çok seven birisi için yumurta da verdik. Simitin yanında protein. Belki normalden daha bile fazla yedi. Bir simit artı yumurta artı peynir artı artı süt bir şeklinde. Sürü şey yedi. Bir sürü şey yedi aslında. Kalori bazında daha fazlasını aldı. Ama glisemik indeks düştü. Kan şekeri hızlıca yükselmedi. Ve hocam glisemik indeks düştüğünde sindirim sistemimiz o besini sindirmek için daha fazla enerji sarf ediyor. Daha fazla çalışıyor sindirim sistemimiz. Bir kere sindirim sistemi çalışırken de bir enerji yakıyor. Tabii. Dolayısıyla da hem ondan yararlanıyoruz hem de hızlıca kan şekerimiz yükselmediği için geç acıkıyoruz. Ondan yararlanıyoruz. Dolayısıyla da kalori hesabı yapmıyoruz. Mesela bir büyük dilim baklava 250 kalori olduğu düşünülür. Evet. Siz bir büyük dilim baklava 250 kalori diye bir öğünde bir danışana sadece bir dilim baklava verirseniz eğer onun kan şekerini zıplatırsınız. Ama 250 kalori olan baklavanın yanına 120 kalori olan bir bardakla süt eklediğinizde kan şekeri yükselmez, hızlıca acıkmaz, çok geç sindirir, daha fazla kalori alır ama daha sağlıklı bir şekilde kilo verebilir. Hiç olmazsa daha fazla hareket edecek, sindirim sistemi daha çok çalışacağı için. Kesinlikle. O belki 250 kalori almış gibi olsa da belki 500 kalori yakacak. Daha fazlasını yakacak değil mi? Kesinlikle. Peki sadece yağ ve protein içeren karbonhidrat yasaklanan diyetlerin zararları var mı? Var hocam. Hem de ne kadar var. Yani bunları hep anlatıyoruz. Hatta daha çok yakın bir zamanda bir danışanım geldi. Bilinen bir isim o da. Dedi ki Feride Hanım ben dedi Dukan diyeti yaptım. Çok var Dukan diyeti. Dukan diyeti yaptım. Bundan 3 sene önce benim bağırsaklarım çok güzel çalışırken huzursuz bağırsak sendromuna yakalandım. Aslında çok cazip geliyordu bana. Yani sürekli et pişiriyorsun, köfteler yapıyorsun falan. Yani hani ilk etapta çok hoşuma gitti. Çok da güzel kilolar verdi. Bir de kolay olan bir diyet sistemi ondan dolayı yapılıyor. Ama sonra bir ay geçti, iki ay geçti. Ben kilo veriyorum. Çok güzel, hızlı hızlı gidiyor. Ama bir şey var. Bir şey var. Yani bir sindirim sisteminde bir bozukluk bir şey. Sonradan öğrendim ki bu diyet beni huzursuz bağırsak sendromuna kadar götürmüş. Çünkü neden? Bizim bağırsaklarımızdaki o silli yapılar hocam liflerle beslenir. Biz yeterince lif almadığımızda, yeterli kaliteli karbonhidrat tüketmediğimizde, yeterli sebze tüketmediğimiz takdirde, meyve tüketmediğimiz takdirde bu silli yapılar bozulmaya başlıyor. Sadece protein. Bir kere sadece proteini sindirmek de çok zor hocam. Tabii. Çok zor. Yani bazen bazı metabolizmalarda yedikleri et 2 gün boyunca sindirim sisteminde kalabiliyor. Bu çürümeye sebep oluyor. Bir süre sonra çürümeye geçiyor. Çünkü liflerle beraber karıştırdığımızda sindirim daha kolay oluyor. Daha hızlı bir şekilde sindiriliyor. Enerjisi alınıyor, posaya dönüştürülüyor ve bağırsaklara veriliyor. Ama lif olmadığı takdirde bunlar hem çok fazla prosese tabi tutuluyor hem de silli yapı o bağırsak yapımız beslenememiş oluyor ve bir süre sonra bağırsak hastalıkları ortaya çıkıyor. Diyelim ki bağırsak hastalığı çıkmasa dahi bu kişi kilo verdi ya tekrar bu diyeti bırakıp normal çok yemesine geçtiğinde hızlı mı alıyor? Çok hızlı kilo alır hocam. Çok hızlı kilo alır. Yani geçen yayınımızda da söylemiştim. Mesela gluteni çıkardığımızda bir danışanın beslenmesinden endokrin uzmanı bir reçete gönderiyor. Feride Hanım diyet danışandan gluteni çıkartalım. Glutensiz şöyle bir diyet planlayalım. Planlıyoruz diyeti. 3 ay glutensiz besleniyor bu danışan. Gluten tükettiği anda vücuda tepki vermeye başlıyor hocam. Son zamanlarda bu glutensiz beslenme son derece bir rövanşta. Herkes yani hangi diyetisyene gitseniz, doktora gitseniz tamam gluteni kestim. Ona göre yapacaksın. Sonra gidiyorsunuz. Ya bunlar da aynen inanılmaz pahalı. Bunlar light ürünlerden çok çok daha pahalı. Ve bulması çok zor zaten. Bu sefer o zaman bu da mı yanlış? Evet hocam. Bununla ilgili konuşalım biraz da. Bu da yanlış hocam. Yapılan şöyle bir araştırma var hocam. Affedersiniz. Yapılan şöyle bir araştırma var. Gluten hassasiyeti olmadığı halde uzun süre glutensiz beslenen kişilerde MS hastalığına rastlanıyor. MS hastalığına yakalanıyorlar bunlar. Dolayısıyla glutensiz beslenmek öyle bahsedildiği gibi böyle çok güzel bir şey değil. Glutensiz beslenmek zayıflatmaz da.
Yani kalori hı-hı. bazında da mesela kişi diyor ki glutensiz beslenmeye geçtim ama var öyle bir tane tanıdığımız. Evet. Ya Feride ben glutensiz beslenerek kilo aldım. Evet. Nasıl diyorum? Çünkü işte gidiyorum glutensiz kurabiyeler alıyorum hı-hı. onlardan yiyorum. Glutensiz ondan alıyorum yiyorum. Glutensiz bundan. Kısacası glutensiz beslenmek kilo verdirmez. Evet. Orada yine sadece bir... glutensizde şunun altını çizelim. Yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Hı-hı. Gluten hassasiyeti olan hastalarımız evet. farklı. Bu kesinlikle. Grubun dışındalar. Gluten hassasiyeti olanlar farklı. Onlar farklı Çölyak bir şekilde mecburen gibi. Çünkü onlar ya da gluten intoleransı olanlar zorunda. Gibi. Evet. Bunlar ama da mutlaka glutensiz beslenmeye yani bu geçeceğiz. Bu kafamıza göre bir, yapılacak bir şey değil çünkü. Bu. Hocam şöyle bir düşünün. Doktor kontrolünde kesinlikle. Yapılması gerekiyor çünkü mesela glutensizin. Mesela şöyle düşünün evet. hocam. Sizin yumurtaya alerjiniz var. Evet. Ama benim yok. Doğru. Değil mi? Size süt alerjiniz var. Siz süt yediğinizde kabarıyorsunuz. Evet. Karnınız şişiyor ama benim yok. Hı-hı. Yani dolayısıyla da glutensiz beslenmeyi de bu şekilde genellemek çok hı-hı, yanlış. Hı-hı. Zaten dediğiniz gibi glutensiz beslenme furyası var evet. şu an. Çok ciddi pahalı hı-hı. ürünler. Çok fazla pahalı. Yani glutensiz kurabiyeler normal kurabiyenin 3-5 katı tabii. ekmekler aynı şekilde. Dolayısıyla %100 faydalı hadi hı-hı. çıkartalım da dediğimiz zaman herkes de faydalı olmadığı da gözlemlenmiş. Evet. Yani bir süre sonra MS hastalığına kadar gidiyorsa bu süreç hı-hı. demek çok da faydalı bir şey değil. Dolayısıyla şunu da söylüyorum hı-hı. hocam. Yüzyıllardır gluten var. Evet. Şöyle düşünün ya bizim atalarımız hı-hı. gluteni çıkarmadan tüketmişler. Daha mı az yaşamışlar? Daha mı sağlıksızmışlar? Bilmiyorlar mıydı o zaman? Ya şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası evet. doğal olanın yani bir yapının içinde bir şey varsa eğer onun bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Değil ve mi? Doğru doğru. Yersiz, nedensiz bir şekilde beslenmeden çıkartılması taraftarı değilim. Hı-hı. Tıpkı yumurta gibi. Yumurta alerjisi olan insanlar var. Evet. Ama yumurta çok faydalı bir şey. Evet. Gluten faydalı demiyorum yanlış anlaşılmasın. Tabii ki, tabii ki. Ama şu da var yani gereksiz yere beslenmemizden yani çıkarmanın bir anlamı yok. Yani ben glutensiz besleneceğim diye bu bir diyet ürünü olamaz. Yani onu kesinlikle. Söylemeye çalışıyoruz. Tabii ki aynen. alerjisi olanlar veya tabii doktoruna ki. Danışıp ona göre onlar farklı bir tedavi şekli alıyorlar kesinlikle, zaten. Ama kesinlikle. Biz diyette yani hı-hı. ben geldim size ben kilo veremiyorum diyorum. Hı-hı, ama hı-hı. siz bana tamam ben gluten ürünlerin tamamını size yasaklıyorum demeniz yanlış bir şey. Tabii ki. Biz izleyicilerimize bunu söylemeye kesinlikle, çalışıyoruz. Kesinlikle glutensiz. Yani o kadar öyle bir furya oldu ki glutensiz beslenmeye geçti. Evet, evet. Yani hani artık glutensiz besleniyorum. Peki evet. herhangi bir intolerans testi hı-hı. yaptırdın mı? Hayır. Hı-hı. Niye göre glutensiz beslenmeye evet. geçsin? Bir de şöyle bir şey hı-hı. var. Mesela bir tane danışanıma hocam yeşil çayın alerji yaptığını ve yeşil çayın şişirdiğini öğrendik. Aa onu hiç bilmiyordum. Yani her türlü yöntemi hı-hı. kullanıyoruz. Evet. Ve danışan kilo veremiyor hocam. Gerçi ben yeşil çay da vermiyorum ama o içiyormuş yeşil hı-hı. çay. Veremiyor. Dedim ki ya sizin için bir intolerans testi yaptıralım. Evet. Yurt dışına da gidiyordu. Dedi ki ben orada yaptırayım Feride Hanım. Yani hani orada daha güvendiğim evet. yerler var. Orada yaptırmak istiyorum. Bir yaptırdı hocam. Maydanoza hassasiyeti var. Yeşil çaya hassasiyeti var. Yeşil mercimeğe hassasiyeti var. Oo. Bir şey daha vardı sanıyorum. Biberiye miydi? Öyle bir şeydi. Bunlara hassasiyeti yeşil var. Yeşil olan her şey var o neredeyse zaman. Neredeyse yeşil olan her şey var. Aynen öyle. Hı-hı. Bunları beslenmesinden çıkarttıktan sonra takır takır zayıflamaya başladı. Peki siz bu... Dolayısıyla çok hı-hı. özür diliyorum. Sözünüzü buyurun, unutmayın buyurun. Hocam. Dolayısıyla kişi a kilo veremiyor musun? Hadi gluteni çıkartalım. Hı-hı. Değil. Değil. Bu değil. Anladım. Yani bir altına bir bakmak lazım. Bakmak İnsülin direnci var mı? Evet. Tiroidleri iyi çalışıyor mu? Hı-hı. Vitamin değerleri yerinde mi? Her şey yolundaysa eğer belki bir besin intolerans hı-hı, testi yaptırdıktan hı-hı. sonra karar vermek tam gerekiyor. Tam bunu soracağım size. Bu besin hı-hı. intolerans testleri güvenli midir? Diyet yapan herkesin yaptırması gerekiyor mu? Hocam ben besin intolerans testlerinin özellikle devlet hastanelerinin araştırma hastanelerinde hı-hı. oradaki metabolizma uzmanı hocalarımızın hı-hı. yaptığı testleri daha doğru buluyorum. Hı-hı. Açık ve net olarak söylüyorum anladım. Bunu. Dolayısıyla da herhangi bir merkeze gidip evet. üç arkadaş gidiyorlar. Hepsinin karabiber alerjisi çıkıyor hı-hı. mesela. Bu imkansız bir şey. Doğru. Dolayısıyla da güvenli olması adına ben devlet hastanelerinin işte bir Cerrahpaşa'nın bir Hacettepe Üniversitesi'nin evet. araştırma hastanelerinde oradaki metabolizma uzmanı hocalarımızın yaptığı hı-hı. testlerin güvenilir olduğunu düşünüyorum, inanıyorum hı-hı. ve
herhangi bir besin hassasiyeti olduğunu düşündüğüm danışanımı da buralara yönlendiriyorum. Yani normal şartta her diyet hastasından bunu istemiyorsunuz. Değil kesinlikle mi? Hayır. Kesinlikle. Ama belli bir şekilde inatçı kilosu var veya hassasiyetin olduğunu düşündüğünüz kişilerden bunu ancak istiyoruz. Aynen yani bu kesinlikle. Bir diyet için zayıflama yönteminin hani olmazsa olmaz bir tahlil değil. Mesela değil. Vitaminler belli şekilde ölçülüyor. Kesinlikle. Biliyoruz ki D vitamini biraz onu konuşalım. D vitamini eksikse kişi ne yaparsa yapsın gerçekten kilo veremiyor. Ya yani her şeyi uyguluyor. D vitamininin önemini orada anladık. Senelerce aynen. Çok iyi bilmiyorduk. Biraz bundan bahsedelim. Tabii ki hocam. D vitaminini ben bile üniversitede evet. 2010'lu yıllarda bize üniversitede D vitamini sadece kemik sağlığıyla ilişkili olarak anlatıldı. İşte çocuklara D vitaminin evet. önemi, hamile kadının D vitamini alması gerektiği, kemik sağlığı vesaire vesaire. Ama güncel çalışmalar şunu gösteriyor. D vitamini her şey için bize lazım. Evet. Her şey için lazım hocam. Pandemi ilk başladı. Televizyondan davet ettiler. Hocam pandemiyle alakalı beslenme ayağını siz konuşur musunuz evet. diye. Ben de dedim ki arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum. Pandemiyle ilgili bir şey evet. bilmiyorum. Çünkü doktorlar da bilmiyordu. Nasıl yaklaşılması gerektiğine dair. Hocam siz yaparsınız, siz evet. konuşursunuz, siz gelin evet. falan dediler. Sonra düşündüm hocam. Dedim ki bağışıklığın güçlü olması lazım. Değil mi? Evet. Bununla alakalı konuşayım ben. Bağışıklığı yegane güçlendiren şey D vitamini. Demir eksikliği evet varsa bunlara bakılması lazım. D vitamini çok önemli. D vitamininin üzerinde çok fazla durdum. Zeytin yaprağı ciddi anlamda hocam şeyler savaşıyor. Virüslerle ciddi anlamda savaşan bir bitki. Bunun üzerinde durdum. Dünyadan ve Türkiye'deki doktorlardan gelen yaklaşım bir daha bakın. Herkes D vitamini değil dedi. Mi? Evet. Herkes evet. Zeytin yaprağı dedi. Bağışıklık dedi. Peki bu zeytin yaprağını biz diyetlerde de çok duyuyoruz zayıflamada. Etkili mi? Çok etkili hocam. Bağışıklığı güçlendiriyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Kan şekerini ciddi anlamda kontrol altına alıyor. Zeytin yaprağı çok mucizevi bir besin aslına bakarsanız. Zeytinin kendisi de mi öyle? Zeytinin kendisi de öyle. Yaprağı kendisinden daha büyük mucize. Şimdi zeytini biz böyle çok doğal olarak bulamayabiliyoruz. Evet. Yani artık hani işlenmiş zeytinler doğru. var. Onlardan çok fazla yararlanamıyoruz. Belki bir zeytin bahçeniz vardır. Kendiniz yapıyorsunuzdur zeytinleri. Bundan faydalanabilirsiniz. Ama yoksa eğer dışarıdan aldığınız zeytinler çok da şey olmayabiliyor. Evet. Ama zeytin yaprağı her türlü doğal. Dolayısıyla o doğal yapısı bozulmamış bir şekilde elimize geçiyor. Her türlü herhangi güvenilir bir yerden evet. de alıyorsak, temin ediyorsak eğer. Dolayısıyla da ciddi anlamda faydalı, kan şekerini ciddi anlamda dengeliyor, bağışıklığı ciddi anlamda güçlendiriyor, virüslerle ciddi anlamda mücadele ediyor ve zeytin yaprağını diyetlerde kesinlikle öneriyorum. Ne yapılıyor? Zeytin yaprağını kaynatılarak içilen bir şey mi? Hocam şöyle mesela benim çay tariflerim var. Bunların içerisinde zeytin yaprağı giriyor. Zeytin yaprağı olan çaylarla beraber işte biberiye, zeytin yaprağı, hibiskus bunların hepsi zayıflamaya yardımcı içerikler, evet. ürünler. Dolayısıyla bunları olduğu çaylar yazıyorum danışanlarıma. Ciddi anlamda hem yağ metabolizmasını hem şeker metabolizmasını kontrol altına almış oluyoruz. Ama burada şunu da altını çizelim. Piyasada o kadar çok çay var ki. Şunun çayını içtim şu kadar zayıfladım. Hadi internette bir örnek. İnsanlar ısmarlıyorlar. İçerisinde bir ara bayağı basına düştü. İçerisinde o kadar kötü maddelerin olduğu, araştırıldığı. Nereden bileceksiniz? Yani o anda hani kilolu kişinin gerçekten her şeyden ümit bekliyor. Kesinlikle. Bir şekilde ya o verdiyse ben de verebilirim. Ya 2 kilo oradan versem ne olur? Ne kaybedebilirim? Yani bir çaydan bana ne zarar çok verebilir şey deniyor. Hocam. Ama bunlar çok zararlı olabiliyor. Biraz bunlara girelim mi? Biraz bahsedelim girelim hocam, mi? Hocam tabii ki. Bir kere ben şeyleri hiç doğru bulmuyorum. Yani bilinen insanların evet. gerçekten halkın nazarında güven kazanmış kişilerin kalkıp da falan çayı şeklinde reklam çok yapmalarını evet. Çok şey bulmuyorum. Bir ay içerisinde 12 kilo kim vermek istemez? İstemez mi? Yani kim vermek istemez? Kapatayım, yani gözüm açıp kapatayım zayıflayayım. Biz onu düşünmüyoruz ki kiloyu biz
kısa sürede almıyoruz. Tabii ki uzun vadede aldık. O kiloyu da uzun vadede verebiliriz. Sağlıklı biraz bir şekilde. Sabır, biraz sağlık. Kesinlikle. Hatta çok kısa vadede verilen kilolar kısa vadede geri alınıyor. Üstelik kısa vadede verildiği zaman sarkıyorsunuz. Yani kesinlikle kişiler, ben bazen görüyorum, zayıflamış ama yüzüne bakılacak hiç hali kalmamış. Hocam, o kadar çirkinleşmiş, o kadar kötüleşmiş ki. Benim buyurun, 142 lütfen. Kiloyla başlayan ve 60 kilo düşen bir danışanım vardı. Evet. Şu kadar bile sarkmadı. İşte önemli neden olanı. Biliyor musunuz? 2 senede verdi hocam. İki sene içerisinde evet. verdi. Ama 142 kiloyla birisi mide ameliyatı olursa bir de estetik operasyon Tabii. geçirmek zorunda. Çünkü çok hızlı bir şekilde. Aylık 14-15 Tabii. kilolar şeklinde veriyor. Hızlı 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 veriyor. Çok az besleniyor. Yeterince yağ alamıyor. Yeterince protein alamıyor. Dokuları asla destekleyemiyor. Bu nedenle de hemen sarkıyor, göbek sarkıyor, kollar evet. sarkıyor. Bir de üstüne estetik ameliyat geçirmesi evet. gerekiyor. Dolayısıyla da hızlı zayıflamak ciddi anlamda sizin dediğiniz gibi hem hızlı kilo dönüşü olarak karşımıza maalesef. Çıkıyor maalesef ki çünkü beslenme alışkanlığı komple değiştiriliyor. Evet. Orada. Yani mide ameliyatı olmadığınızı bir diyetle zayıfladığınızı düşünün. Normalde yediğiniz her şey yasak. Evet. Baklavayı bir sene boyunca hiç yemedim diyenler var. Çikolatayı koklayıp koklayıp bıraktım diyenler evet. var. Düşünsenize yani hani böyle bir işkencenin içine giriyorsunuz. Her şeyden vazgeçiyorsunuz. Evet çok hızlı kilo veriyorsunuz. Evet. Fakat 80 kilo ile başlamıştınız. 55 kilo oldunuz. Bakıyorsunuz o canım ben oldum artık. Yani azıcık ucundan ucundan şöyle bir çikolata daha evet. yemeye başlayayım falan dediğiniz anda da yavaş yavaş yeniden tekrar tık 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 alınıyor değil mi? Almaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla da yasaksız diyetle aslında şunu da hedefliyoruz. Kişinin beslenme periyodunu değiştirmek istemiyoruz. Kebap yiyen kişi yesin. Biraz kontrollü daha bir onun şekilde yanına bir şey eklesin. Bir şey eklesin. Veya yani Adana mı yiyor? Biraz azalsın değil mi? Adana yiyor mesela. Yanına bolca bir de salata tüketsin. Lif oranını yükselsin mesela. Tatlı mı yiyor? Sütle beraber tüketsin. Glisemik indeksini düşürsün. Evet. Akşam yemeğini çok geç saatlere bırakmasın. Birazcık daha erken yesin. Meyveyi akşam yemeğinden sonra yemesin de ikindi öğününde yesin gibi. Küçük küçük aslında küçücük değişimlerle böyle evet. küçücük dokunuşlarla kişinin beslenme düzeninden vazgeçirmeden yasaksız diyetle zayıflatmaya peki şunu söyleyeceğim. Diyetisyenlerde çok rastladığımız mesela belli bir süre sonra kiloyu vermeye başlıyorsunuz veriyorsunuz. Durduğunuz zaman sizin besin şeklinizi tamamen daha farklı bir şekilde yani vücudu şaşırtmak adına denilen başka bir şekilde döndürüyor. Mesela kahvaltı yapıyorsanız onun yerine o sütle karıştırılan bir takım besinler veriliyor. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Bunlar doğru hocam, mu? hocam diyetisyen arkadaşlarımız evet. bana kızmasınlar ne olur. ne olur bana kızmasınlar. Ama verdikleri diyetlerin kalorileri o kadar düşük ki metabolik hızı düşürüyorlar. Evet. Diyet yaparken eğer duruyorsa yani hani tamam direnç kiloları vardır. Evet. Bunu biz de yaşıyoruz. Ama hiçbir şekilde diyetine müdahale etmeden yani hani düşürelim ay onu Anladım. Kısalım demeden sporuna yap, mutlaka spor yap, bak yürüyüş yap, öyle yap, böyle yap diyoruz ve aynı beslenme düzeniyle bir süre sonra bu kilo kırılıyor, gidiyor tekrar. Ama yasaklı diyetlerde, ciddi anlamda yasakların olduğu diyetlerde hocam metabolizma hızı ciddi anlamda düşüyor. Düşüyor, evet. Ve bir süre sonra ne yaparsanız yapın zayıflayamayacak hale geliyorsunuz ve orada da diyetisyen arkadaşlarımız, beslenme uzmanı arkadaşlarımız vücudu şaşırtmak adı altında durdurdukları metabolizmayı tekrar harekete geçirmeye çalışıyorlar. Anladım. Peki bu yasaksız diyeti etkinliğini artıracak olan yardımcı öğeler var mı? Var hocam nedir tabii bunlar? Ki var. Biz mesela diyetlerde probiyotik kullanımını bilmiyoruz. Evet. Mesela şöyle bir araştırma var. Siz dediniz ya iki kardeş mesela olabiliyor. İkisi farklı kilolarda evet. oluyorlar. Aynı şeyleri yiyorlar. Bununla alakalı yurt dışında bir araştırma yapılıyor hocam. İkiz kız kardeşler. Evet. Bir metabolizma uzmanına gidiyorlar. Birisi bayağı obez. Evet. Tek yumurta ikizleri bunlar. Birisi de çok zayıf. Nedir tek yumurta ikizlerinin özelliği? Bütün metabolik her şeylerin aynı olması bekleniyor normalde. Doktor bakıyor diyor ki bir şey olması lazım. Bunlarda farklı bir şey olması lazım. Bağırsak yapılarına bakıyor hocam. Bağırsak yapılarına baktığında zayıf olanın bağırsak yapısının mikrobiyotasının
çok daha sağlıklı olduğunu, yani sağlıklı bakterilerin çok fazla olduğunu görüyor. Evet. Diğerinde ise bağırsak yapısının daha bozuk olduğunu, sağlıklı bakterilerin daha az olduğunu görüyor. Diyor ki tek farklılık bu çocuklarda. Evet. Ben diyor bunun üzerinden gideyim. Ve bunun üzerinden gidiyor. 6 ay boyunca kilolu olan ikize probiyotik takviyesi vermeye başlıyor hocam. Probiyotik kullandırıyor. Diyet vermeden sadece probiyotik kullanımıyla 6 ay içerisinde zayıfladığını görüyor. Çok güzel. Yani tabii ki 100 kilolardan 60 kilolara düşmemiştir ama belli bir miktar kaybettiğini, metabolizma hızının arttığını gözlemliyor. Peki bu probiyotikler sadece hazır olan ürünlerde mi var veya böyle hocam, ne de var? Hocam probiyotik şöyle, aslına bakarsanız yoğurt da bir probiyotik fakat şu evde nokta yapılacak. Çok önemli. Hem evde yapılması çok önemli hem de hocam evde yapılan yoğurtlar bile kaliteli probiyotikleri bağırsaklarımıza iletemiyorlar. Neden? Mide asidine maruz kalıyor hocam. Bakın pandeminin başında bir tane hocamızı dinliyorum ben. Diyor ki yiyeceklerle bu hastalık geçmez. Bu hastalığı yiyeceklerle almazsınız. Neden? Çünkü diyor mide asidi bu hastalığı yakıyor. Dolayısıyla hocam faydalı bakterileri de mide asidimiz yakıyor. Eskiden biz turşuyu probiyotik olarak biliyorduk ki öyle de zaten. Yoğurdu probiyotik olarak biliyorduk ki öyle de zaten. Kefiri probiyotik olarak biliyorduk öyle de zaten. Fakat şimdi yeni yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Bunlar sadece probiyotik olarak düşünülmemesi lazım. Faydalı besinler, farklı mikro şeyler ekliyorlar besine. Fakat içerdikleri bakterilerin büyük bir çoğunluğunu midede kaybediyorlar. Ne yapacağız Fonksiyonel besin olarak görebiliriz bunları. Vücudumuza yararlı besin olarak görebiliriz. Ama sadece tek bir probiyotik kaynağı olarak göremiyoruz. Bu nedenle de probiyotikleri dışarıdan almamız gerekiyor hocam. Ve dışarıdan da şöyle ki mide asidine dayanıklı olan yapılar şeklinde almak gerekiyor. İlaç şeklinde mi bunlar? Kapsül şeklinde öneriyoruz hocam. Kapsül şeklinde almalarını öneriyoruz. Danışanlarımıza aç karnına kapsül şeklinde alıp bağırsaklara kadar iletilen kapsüller şeklinde almalarını istiyoruz. Dolayısıyla da zaten probiyotik takviyesiyle beraber metabolik hızlarının arttığını kendileri söylüyorlar. Yani uzunca bir kullanımla 6 aylık 8 aylık kullanımla beraber metabolizma hızı artıyor. Yasaksız diyeti destekleyen unsurlardan birisi probiyotik. Probiyotiğin önemi ülkemizde çok bilinmiyor. Mesela ben bununla alakalı bir paylaşım yapmıştım hocam. Instagram hesabımdan birisi bana yazdı. Dedi ki hocam ben Londra'dayım. Burada bir obezite merkezine başvurdum ve benim kan tahlilimden önce bağırsağıma baktılar. Ve bana probiyotik verdiler. Burada mesela birçok yerde kan tahlilinize bile bakılmıyor aslında. Direkt hemen bir kibrit kutusu peynir, bir haşlanmış yumurta deyip yazılıp veriliyor. Halbuki çok fazla kilo nedeni var. Kilo verememe nedeni var. Kan değerlerimiz, bağırsak yapımız gibi birçok değer var. Dolayısıyla da yasaksız diyeti destekleyen unsurlardan birisi probiyotik. Önemli bir gerçekten en önemlilerden birisi. Bunun uzun kullanımında herhangi bir zarar var mıdır? Hayır hocam, ben düzenli olarak yıllardır kullanıyorum. Yıllardır kullanıyorum. Yani hiçbir zararını görmediğim gibi çok şükür pandemide hasta da olmadım. Ne güzel. Dolayısıyla hani güzel beslenmeye bağlıyorum bunu. Tabii ki belki şans benimle olmuştur. Maşallah. Çok şükür. Dolayısıyla uzun yıllarda kullanılabilir. Çünkü probiyotik de vücudumuzun ihtiyacı olan bir şey. Dolayısıyla obezite tedavisinde ya da diyabet tedavisinde ilk 6 ay düzenli olarak her gün, sonrasında da haftada birkaç gün şeklinde devam etmelerini istiyoruz. Duygusal açlıktan gideceğim. Duygusal açlığı soracağım size ama kısa bir reklam aramız var. Ardından buradayız. Kısa reklam arasından sonra ayrılmayın lütfen. Çünkü duygusal açlık soracağım. Spora ne zaman başlamalıyız onu soracağım. Firda Hanım, reklamlardan önce söylemiştim. Duygusal açlık da var. Şimdi acil çikolata krizlerinin bu duygusal açlıkları bize biraz bahseder misiniz? Nedeni nedir? Öncelikle açlığın gerçekten duygusal açlık olup olmadığını bir karar vermek gerekiyor hocam. Yani duygusal açlık dediğim şey insülin direnci ile ilintili de olabilir. Tatlı, ciddi bir tatlı isteği var. Evet, böyle çikolata krizlerine giren kişiler var. Kişi çok
stresli, çok evet. yorgun bir gün geçirdiniz. Mesela klinikte çok Hı-hı. yoruldunuz. Akşam evet. ciddi anlamda canınız tatlı çekiyor. Hı-hı. Bu sizin duygusallığınızla alakalı olabildiği gibi insülin direncinizle alakalı da olabilir. Öncelikle nedeni bulmak lazım. Hı-hı. Gerçekten duygusal açlık mı? Duygusal açlıksa eğer biz onu, ben onun evet. mutlaka bir psikolog yardımıyla Hı-hı. çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Psikologlar... Hı-hı. Biz de öyle. Mesela ben zayıflatan kişi değilim. Ben yol gösteriyorum. Evet. Yani psikologlar da aslında o duygusal açlığı besleyen kişiler değil. Sadece yol gösteriyorlar. Yol gösterici. Neden? Nerede takılıyor bu kişi? Hı-hı. Zihninde neyi biriktirmiş? Nereye çözüm bulmamız gerekiyor? Evet. Buna baktığınızda zaten psikolog bir arkadaşım Hı-hı. geçenlerde bir paylaşım vardı. Diyor ki ben size iyileştirmeyi değil, size sorunlarınızla nasıl baş etmeniz gerektiğini anlatan kişi. Ne güzel bir söz değil mi? Dolayısıyla evet. da bu sorun duygusal açlığa neden olan şey. İşte atıyorum iş yerinde patronundan gördüğüm mobbing. Hı hı. Bu mudur? Evet. Kayınvalidesinin bir sözü müdür? Eşinden duyduğu bir söz müdür? Hı hı. Ya da komşusuyla alakalı bir sıkıntısı mıdır? Hı hı. Neyse bunu çözüp nasıl yaklaşması gerektiği, nasıl düşünmesi gerektiğine dair bir psikolojik destek alması gerektiğine inanıyorum. Ama öncelikle açlığın gerçekten duygusal açlık olup olmadığına karar vermek lazım. Ama bu farklı bir şekilde hani glisemik hı hı. indeksle ilgili olan ya da açlık kan şekerinin farklı hı hı. bir şekilde hı hı. yükselmesiyle ilgili ise zaten bu psikolojik olarak çözülemeyecek. Düzgün bir diyetle çözülecek. Kesinlikle. Diğer bir sorum size. Hı hı. Bu da hep bir muammada. Diyetisyenler farklı söylüyor. Hı hı. Evet ben diyete başlıyorum ama hı hı. diyetle birlikte aynı gün spora mı başlayayım? Hı hı. İki ayrı görüş var. Hı hı. Birinci görüş tamam başladım bunu bütün olarak yapın. Baştan sona bir spora da başlayın, diyete de başlayın. Hayat hı hı. şeklinizi birdenbire değiştirin. Daha iyi motive olursunuz. İkinci görüş hı hı. diyete bir başlayın. Önce biraz bir şeyler yapın, bir verin, beslenme şeklinizi değiştirin. Hı hı. Ardından kilonuz hafif zayıf durağanlaştığı zaman kilo verememeye başladığınız anda hı hı. spora da başlayın. Hangisi doğrudur size göre? Hocam. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. Gerçekten evet. ikisi de yanlış hı hı. diyeceğim. Niye yanlış? Çünkü birincisi size ne diyor? Diyor ki. İki ay boyunca sona yanıp spora başlamıyoruz kesinlikle. Evet. Sadece diyet yapacağız. Neden? Çünkü sizi zaten çok düşük kalorili besleyecek. Hı hı. Ve iki ay içerisinde sizin metabolik hızınızın düşeceğini gayet iyi biliyor. Evet. Bildiği için de o jokerini sonra kullanmak istiyor. Evet. Yani iki ay sonra sona yanımı spora başlatayım ki metabolizma hızı zaten yavaşlayacak. Hı hı. Orada bu sporla beraber bize destek desteklesin. Evet. Destekleyeyim. Benim işim tıkır tıkır devam etsin. Hı hı. Bunun hesabını yapıyor. Siz ne kadar spor da yapsanız düşük kalorili diyetlerle metabolik hızınız düşmeye devam ediyor hocam. Evet. Bu bir gerçek. Hı hı. Bu doğru bir yöntem değil. Hı hı. İkincisi spor hemen başlıyoruz. Sona yanım geldiniz. Sona yanım hemen başlıyoruz. Evet. Hemen spora yazılıyorsunuz. Hemen başlıyorsunuz. Mutlaka bir saat yürüyeceksiniz. Yani. Bir saat yürüyeceksiniz. Bakın ama... ben bu kadar evet. listenizin altına Hı-hı. da yazıyorum. Onda yazıyor. Yani evet. her gün 10 bin adım atacaksınız. Hı-hı. Bu da değil hocam. Hı-hı. Öncelikle bir bakmak lazım. Sona yanımın yaşantısı buna izin veriyor mu? Evet. Sona yanım kaç saat çalışıyor? Kaç saat klinikte kalıyor? evet. Ne kadar yürüyüş Hı-hı. yapabilir? Ne yapabilir? Hı-hı. Yürüyüş için, spor için kişinin hazır olması lazım. Kesinlikle hocam. Evet. Eğer siz sporu da o kişiye hem diyet hem spor hem o ne kadar yasaksız diyet uygularsanız uygulayın. Akşam saat 7'lere 8'lere kadar çalışan bir insana siz her gün 10 bin adım da atacaksın dediğiniz anda birinden birini bırakıyor. Tabii. Ya diyeti bırakıyor ya sporu bırakıyor. Hı hı. O yüzden kişinin hazır olması lazım. Öncelikle hazır. Ben hazırım diyen hı hı. danışan. Mesela ben hazırım hocam hepsine başlamak istiyorum. Başla. Ben hazır değilim hocam. Ben hazır değilim. Ben diyete bile zor ikna oldum hı hı. geldim. Ben sadece diyet yapmak istiyorum. Tamam. Hazır olduğunda başla. Hı hı. Dolayısıyla sporun faydası var mı zayıflamaya? Elbette Tabii ki var. Çok fazla aslında var. Aslında sporu yani bir zayıflama yöntemi olarak değil de günlük yaşantımızda biz Türk milleti bunu edinemedik. Yani spor bir zayıflama yöntemi değil. Spor Kesinlikle. Bir yaşam biçimi nasıl Kesinlikle. Ki bir beslenme yaşam biçimi ise. Ama biz Aynen tabii öyle. Ki bunu edinemedik. Yani Türk milleti olarak çocukluktan itibaren beslenmemiz farklı. Daha şişman çocuk sevilir. Şişman oradan itibaren yanlış bir şey devam ediyor. Bir de hareket etmeyi hiç sevmiyoruz evet. hocam toplum olarak. o da var. Diyetisyen Feride Yıldız'la bugün olan sohbetimiz sona erdi. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzınıza ederim sağlık, hocam davetinizden ötürü. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Biz bize programının bugün de sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Programımız bilgilendirme amaçlıdır.